Herkese merhaba. Bugünkü yayın çok heyecanlıydı bence. Daha doğrusu haklı çıktığımız birçok konu vardı. Gülşah'ın ilk yayına geldiği zamanı hatırlıyorsunuzdur. Kavga etmişti, herkese saldırmıştı, biraz deli gibi hareketleri vardı. Halbuki o ana kadar Kubilay haricinde hiç kimsenin adı geçmemişti. Gülşah'ın bile adı geçmemişti. Ama yayına gelip bu kadar kavga etmesi İnsanın aklına bir şeyleri saklamaya mı çalışıyor sorusunu getirdi. Eminim bu durum birçok kişinin garibine gitmiştir zaten. Aldığım mesajlara göre Gülşahı görenler yayını kapatıyordu. Kadın resmen reytingleri bile düşürdü diyebiliriz. İlk başta Gülşah'ın programa neden geldiğini bile anlamamıştım. Ama sonra konuşuldukça Gülşah'ın aslında konuları değiştirmeye çalıştığını fark ettim. Ne soruluyorsa en başından beri anlatmaya başlıyor. Aralara farklı konuları, ailevi konuları, akraba kavgalarını ekleyip konuyu tamamen bambaşka bir yere getiriyordu. Zaten Gülşah'ın ilk geldiği bölümde Gülşah'tan başka kimse konuşmadı diyebiliriz. Sorulan sorulara asla net bir cevap vermedi ve saatlerce kendi konuştu. Ama konuştukları programa hiçbir şey katmadı. Sürekli tekrar ettiği cümleler vardı. Ben asla yalan söylemem, ben kesinlikle yalan söylemem. Eğer benim kardeşim de yaptıysa cezasını çeksin gibi şeyler söyledi. Ama bu lafları söylerken bence o kadar samimi değildi ki her şeyi bildiği ortadaydı ve kardeşini gayet de savunuyordu. Hatta Ümit Sedat Özcan'ı o kadar kötü gösteriyordu ki herkesin gözünde kimse onu aramasın, aramaya layık bir insan değil gibi gösteriyordu. Yani kardeşim onu dövdüyse bile haklı sebeplerden dövdüğe getiriyordu dolayı. Gülşah'ın net bir şeyler bildiğine hatta her şeyi bildiğine ve sakladığına zaten emindim. Ama bugünkü yayına bağlanan eczacı kalfasıyla birlikte bu kesinleşti. Gülşah tam da bu dövülme mevzularının konuşulduğu zaman bir eczacı kalfasını arayıp Ümit'in ayağa kalkamadığını, hastaneye götüremediklerini, götürseler işin içine polisin gireceğini söylemiş.'' Yani kardeşinin aslında birisini dövdüğünü ve çok ağır şekilde yattığını, hangi ilaçları kullanması gerektiğini falan sormuş. Hatta eczacıdan gelip muayene etmesini bile istemiş. Ama eczacı kabul etmemiş. Kendisinin işi olmadığını ve hastaneye götürmeleri gerektiğini söylemiş. E ne yapalım götürelim bari gibi şeyler söylemiş ama götürmemişler tabii ki de. Tabi eczacıya sürekli fotoğraflar yollayıp hangi kremleri, hangi hapları kullanması gerektiğini sormaya devam etmiş. Hatta eczacının elinde ses kaydı bile var. Atılan fotoğraflar şu an yukarıdaki fotoğraflar. Adamın kulağı o kadar şişmiş ki dayak yemekten. Ben bir kulağın bu kadar şiştiğini hayatım boyunca görmedim. Bir kulak bu kadar şişer mi diye sorsalar hayır derdim herhalde. Resmen adamın kulak deliği bile kapanmış. O kadar feci dövmüşler. Farkındaysanız boynunda da morluklar mevcut. Yani bu kadar dövülmeye hangi ilacı kullansın ki adam ayağa kalksın zaten. Gülşah eczacı kalfasını attığı ses kaydında ne yaptıysam ne ettiysem ayağa kalkmıyor. Kafayı yiyeceğim artık. Neden ayağa kalkmıyor anlamıyorum demiş. Fakat ilerleyen zamanlarda Kubilay yayına bağlandı ve dedi ki evet ben Ümit Sedat'ı dövdüm ama birkaç gün sonra ayağa kalktı gayet ayağa da kalktı yemeğini de yedi çantasını aldı gitti dedi. Yani kadının o kadar uğraşları ve ses kaydı fotoğraflar ortada varken adam bir türlü uyanmıyorken nasıl iki gün içinde hemen iyileşti ayağa kalktı. Abla kardeş yayında verdikleri ifadeler çok tutarlı. Fakat iyi ki Gülşah başkalarıyla da konuşmuş, başkalarına fotoğraf ve ses kayıtları atmış ki ortadaki çelişkiler gözüküyor. Allah'tan tabi bir de Mesut Bey'in anlattıkları var. Yani Mesut Bey bu kadar detaylı birçok şeyi anlatmasa aslında bu konu buralara kadar gelmeyecekti. Belki de Gülşah'ın falan asıl sinirlendiği kişi teyzesi kuzeni değildi de Mesut'un anlattıklarıydı. Kesin Mesut yayında olsa Gülşah ona da saldırırdı eminim. Mesut Bey'in anlattıkları ne kadar bize doğru gibi gelse de ki bence doğru. Soydan Bey telefonda bir türlü kabul etmiyor Mesut Bey'in anlattıklarını. Yani Soydan Bey'in de aslında kendi anlattıklarında ve davranışlarında çelişkiler var. Çünkü eğer adam ya hala yaşıyor olsaydı sadece dayak yiyip yatıyor iyileşecek gibi olsaydı bir polisi arama gereğinde bulunmazlardı. Bunu buradan gelip alsınlar, benim vicdanım rahatlasın diye aradım dedi. Yani Ümit Bey'in durumu baya kötüymüş ki herkes vicdan azabı çekmiş. Ama Soydan Bey de bunu şu an kabul etmiyor. Kabul etmemesinin nedeni bence Kubilay'dan korkması. Mesut Bey demişti ki Soydan'ın Kubilay'a borcu var. Büyük ihtimal bu borç karşılığında Soydan cesedi ortadan kaldırmak için yardım etmiş bile olabilir. Belki o yüzden her şey açıklamıyor. Çünkü olayın içinde olabilir. Bunların hepsi büyük bir ihtimal. Bu sıralarda Gülşah'ın daha önceden yayınlanmamış röportajlarını verdiler. Gülşah Ümit hakkında o kadar çok şey söylemiş ki resmen Ümit iyi birisi değildi, kötü birisiydi, ailesi neden arıyor, zamanında arasalardı, polisi arasalardı gibi şeyler söylemiş. Yani başta dediğim gibi kardeşim Ümit'i dövdüyse bile haklıdır'a getirmeye çalışmış. Sanki dövülen kuzeni değil gibi. O da senin kuzenin, o da senin canım. Bu kadar şeyi söylemek ne kadar doğru arkasından. Burada bir de şu noktaya değinmek istiyorum. Müge Anlı'yı bazen hiç anlamıyorum. Programa Gülşah ilk geldiğinde o kadar kavganın gürültünün arasında bile Gülşah'a o kadar sakin tepkiler verdi ki. Ama Gülşah sen medeni bir insansın. Gülşah neden böyle yapıyorsun? Sırf saçları sarı boyalı diye mi? Yani onu anlayamadım pek. Ve Gülşah aşırı saygısızdı. Programı izleyenler bile sabredememişken Müge Hanım'ın onu o kadar sakinlikle karşılaması beni çok şaşırttı. Yani programda birçok kişinin kavga ettiğini gördük ve hepsine gayet de kızdı. Ama Gülşah sesini bile çıkartmadı. Gülşah'a inandı çünkü. Yani Gülşah'ın anlattıklarına inandı. Ama televizyonu izleyen birçok izleyici ve ben asla inanmadım. Bu bağırışların, kavgaların arkasında bir şeyleri sakladığı çok belliydi. Bugün mesela Soydan'ın ve Kubilay'ın konuşmaları karşısında Mesut Bey'e dönüp sen de bunun üzerine bir şeyler ekleyip abartarak mı anlattın acaba diye sordu. Bu soruyu da aynı Gülşah'ın geldiği zamanda Gülşah'ı alttan alması gibi gördüm. Ben Mesut Bey'in abartarak anlattığını düşünmüyorum yalan söylediğini de düşünmüyorum. Bence gayet vicdani sorumluluğunu yerine getiriyor. Duyduklarının hepsini anlattığını düşünüyorum. Asıl doğruları anlatmayan, ortalığı karıştıran, konuları dağıtan kesinlikle Gülşah'tı. Bugünkü ses kayıtlarından sonra Müge de çok şükür Gülşah'tan biraz şüphelenmeye başladı. Tabi bu ses kayıtları sorulduğunda Kubilay Dövdüm ama öldürmedim. Gayet ayağa kalktı, evde yemeğini yedi, kaldı. Sonra gitti gibi şeyler söyledi. Ama ablasının ses kayıtlarıyla asla uyuşmuyor. Yani olanlar şöyle: Gülşah eczacı arıyor, ayağa kalkamıyor, uyanmıyor gibi şeyler söylüyor. Daha sonra Gülşah 10 gün sonra bir araba kiralıyor ve bu araba İstanbul'dan Karabük'e gidiyor. Ve arabanın içinde bıçak bulunuyor. Mesut Bey'in anlattıklarına göre de. Ee, Ümit Bey'in vücudunda kesikler var. Aslında birçok şey uyuşuyor. Arabayı Gülşah kiraladıysa bu işin içinde gayet Gülşah da var. Müge Hanım'la bu araba konusunda bir soru sordu Kubilay'a. Siz Karabüy'e gidene kadar hiçbir şekilde HTS kayıtlarına rastlamamışsınız. Siz ya arabanın plakasını kapattınız ya da çıkarttınız dedi. Valla bunu da düşünmüşlerdir. Plakayı kapatmış olabilirler, çıkartmış olabilirler. Tabi bunun karşısında Kubilay Bey çok yeminler etti. Dayanamadı ve telefonu kapattı zaten ama hiç inandırıcı değildi. Ya hani derler ya bazı akrabalar akraba değil akreptir diye. Gerçekten bu konuda bunu gördüm. Madem Ümit bu kadar iyi bir insan değildi. Dayak yemeye hak ediyordu. Onların deyimine göre kaybolsa bile aranmaya hak etmeyen bir insandı. Neden evinizi aldınız? Neden sofranız oturttunuz? Neden onunla görüşmeye devam ettiniz? Borç istediğinde neden verdiniz? Neden ilişkilerinizi sağlam tuttunuz? Şimdi dönüp de yani ailesine siz aramayın. Zamanında neden polis aramadınız? İşte Ümit bu kadar kötüydü, aranız bozuktu, neden şimdi arıyorsunuz diye soramazsınız. Çünkü siz de o insanla görüşmeye devam ettiniz. Eğer hala görüşmeye, evini almaya, sofrana oturmaya devam ediyorsa o adam siz de aramalıydınız. Şimdi bu kadar şeyi konuşuyor, anlatıyor olmanız adamın kötü biri olduğu anlamına gelmekten çok sizin aslında vicdansız ve kötü bir insan olduğunuz anlamına geliyor. Bence sona yaklaşıldı. Hele bu fotoğraflar ve ses kayıtlarından sonra bence adli bir işlem yapılması gerekiyor artık. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.